Evet sevgili dostlar, bir süre ayrı kaldık. Affınıza sığınarak biraz dinlendim, enerji topladım ve geri geldim. Bugün anlatacaklarım da normal bir şey duymayı beklemeyin. Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bu boşlukta İstanbul'daydım ve elbette Fuji filme uğradım. Sevgili kardeşim Ferhat Sönmez beni kırmadı ve uzun süredir incelemek istediğim bir lensi birkaç günlüğüne ödünç verdi. Bunun için kendisine sonsuz teşekkür ederim. Bu lens kırmızı rozet en üst lenslerden biri olan XF 8E 16 F2 8 ultra geniş açı lensi. İnanın ki bu lensle ilgili normal bir şey yok. Dış yapının sağlamlığı ve kalitesinden bahsetmeyeceğim bile. Çünkü zaten kırmızı rozet her şeyi anlatıyor. Ha, gelelim normal olmayan şeylere. Bir kere cam olarak normal değil. Bugüne kadar incelediğim lensler arasında en çok cam elemana sahip lenslerden bir tanesi. Düşünün, 4 asferik, 3 ED ve 3 süper ED olmak üzere 13 grupta tam tamına 20 cam eleman. 8 mm ile 121 derecelik balık gözü olmayan bir açı vermesi de normal değil. 805 gram ağırlık ve 88 mm'yi 121 mm'lik boyutuyla bırakın full frame'i, orta format lensleri bile aratmıyor. E bu da normal değil. Bu kadar geniş açı bir lenste en ufak bir açı hatasından oluşan perspektif hata elbette beklenir ama bu kadar da normal değil. Ama diğer taraftan da doğru mesafe ve açıdan çekilen fotoğrafların kenar bombesi olmaması da normal değil. En sonunda da prime olmayan bu zoom lensin her aralıkta bu kadar keskin olması ve sabit f2,8 değer vermesi de normal değil. Bu lensi her aralıkta denedim ve 10-12 mm aralığında en verimli aralık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, bu diğer aralıklarda başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Bu lens ultra geniş açı bir lens olduğunu ve en ufak bir açı hatasını affetmediğini unutmayın. Ama yok, bunu kendi tercihinizde akıllıca kullanırsanız da başka hiçbir lensle yakalayamayacağınız görüntü ve açılar yakalarsınız. Ultra geniş açının avantajı özellikle mimari fotoğraflarda devasa binaları bir bütün olarak oldukça yakından çekebilmektir. Dezavantajı ise yaklaştıkça kenar uzatmalarını abartması. Manzara fotoğrafçılığında ise olağanüstü bir derinlik ile büyülü karelere izin veriyor. F2.8 ile yavaş sayılmayacak bu lens, gece fotoğrafçılığında büyük avantaj. Bu lensi doğru kullanmak bir alışma süresi gerektirecektir ama alıştıktan sonra değme keyfine. Sevgili dostlar, videoya gelince otofokus hızı ve yapışkanlığı bu lensi videoda da kullanılır hale getiriyor. Elbette 8 mm'de daha dikkatli, hatta daha durağan sahneler tavsiye edeceksem de 16 mm'de rahat rahat çekim yapın. Thank you.
Sonuç olarak bu lens kimin için? Gerek fiyat, gerek kalitesi ve gerekse yapabildikleriyle öncelikle profesyonel, dahili ve harici mimari fotoğrafçılığı için. Ha daha sonra da çok özel ultra geniş açı bir lens istiyorum diyen herkes için. Sevgili dostlar, lensle ilgili bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonu hak etmiştir. Eğer hala değilseniz lütfen abone olun ve sayenizde daha geniş kitlelere ulaşalım. Şimdilik sağlıklı, huzurlu ve mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.